Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Survivor 2018 14 Haziran Perşembe günü analizine geçmeden önce, biliyorsunuz artık herkes bireysel oyun oynuyor. Takımlar birleşti. Survivor 2018 12 Haziran Salı günü, neler yaşandı ve kimler eleme potasında hatırlayalım. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken, dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor. 12 Haziran Salı günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan kişiler belli olurken, ayrıca konsey kuruldu ve eleme potasında olan kişiler açıklandı. Dokunulmazlık oyunu herkes için çok önemliydi. Erkeklerde çok çetin bir mücadele yaşandı. Hakan çok kötü düştü, sakatlandı. Adem ve Anıl harika bir performans gösterdiler. Erkeklerde son ikiye kalan Adem ve Anıl oldu. Bu ikilinin mücadelesi efsaneydi. Ve dokunulmazlık oyununu Adem hakkıyla kazandı. Anıl oyunu kazanmayı kıl payı kaçırdı. Bu nedenle çok üzüldü. Kadınların dokunulmazlık oyunu da güzel geçti. Oyunda son ikiye Nagihan ve Merve kaldı. Bu iki kadın gerçekten muhteşem performans gösterdi. İkisini de tebrik etmek gerekli. Fakat dokunulmazlık oyununu kazanan tek bir isim oldu. O da Nagihan oldu. Tebrikler Nagihan. Oyunlar oynandıktan sonra konsey kuruldu. Eleme adayları belli oldu. Eleme potasında olan kişiler Hakan, Merve ve Sema oldu. Bu üç isimden kim elenecek, Kıbrıs'a kimler gidecek, neler yaşanacak merakla beklemekteyiz. 14 Haziran Perşembe günü ödül oyununu ise erkeklerden iyi misin veya Adem kazanabilir. Kadınlarda ise Merve elenmez ise Merve kazanabilir. Ya da Nagihan çok motive oynuyor. Nagihan'ın kazanması çok yüksek ihtimal. Bu bir tahmindir, kesin değildir. Bizleri çekişmeli bir ödül oyunu bekliyor olacak. 14 Haziran Perşembe oyunu kazanan kim olacak? Sizce kim kazanır? Sizler de desteklediğiniz isimleri, tahminlerinizi ve kimin adaya veda edeceğini yorum kısmında belirtin. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.